Esat'cığım, sen limonata çıkar ya da erik suyunu içmek isterseniz. Herkese yeni bir günden merhabalar. Çok ani bir İstanbul planı yaptık. O yüzden ben hızlıca hazırlanacağım. Hatta kıyafet falan ayarlamam lazım. Çünkü böyle dam diye konuya giriyorum şimdi. Ay, ellerim, ojelerim berbat halde. Onları bu akşam halledeceğim. Pat diye bir İstanbul programı yaptık. Çünkü sabah bir etkinliğe davet edildim. Sabah dediğim bir öğle saatlerinde falan yani. O yüzden şimdi akşamdan gidelim istedik. Hem Sedat'ı götürmüş olacağız. Hem Tülay annemleri görmüş oluruz. Bayağı da görüşmüyoruz. Çünkü yani yeni yılda hiç görüşmedik. Bir senede görüşmüyoruz. Şimdi böyle çok bir şey yapmayacağım yüzüme. Çünkü dediğim gibi sadece evlerine gideceğiz yani. O yüzden şöyle birazcık gözaltı. Önemli olan şey benim yarın etkinlikte ne giyeceğim. Böyle bir sıkıntım var şu anda. Etek giymeyi düşünüyorum. Şu termal ten çorabım gelmedi. O yüzden pantiye uğrayıp belki onu alabilirim. Çünkü normal çorapla bence çok üşürüm. Hiç öyle maceralara gerek yok. Şimdi sizinle birlikte bir çanta. Bir böyle... makyaj ve bakım çantası. Böyle bir günlük. Sadece bu gecelik. Yarın etkinlikten sonra döneceğiz. Ayrıca cildimin hiç makyaja ihtiyacı yok. Biraz allık sürsem yeter. İlk defa galiba bu kadar iyi görüyorum. Gerçekten cilt bakımlarının karşılığını alıyorum bence. Şöyle biraz göz üstüme de. Yarın güzel bir makyaj yapayım bence. O yüzden yanıma güzel malzemelerimi böyle hiç normalde kullanmadığım malzemelerimi falan yanımda götüreyim. Yarın etkinlik saat 1'de. Tahminimce böyle bir 2 saat falan sürer erken başlattıklarına göre yani diye düşünüyorum. Şöyle bir kaşımı tarayayım. Aslında kaşımı boyamayı çok istiyorum ama. Su kaşımı alacağım bir de akşam. O kadar patlıyor oldu ki ben hiç hazır değilim. Yani bu hafta hep evde olurum diye düşünüyorum. Sadece bir çarşamba günü çıkacaktım. Reddedemeyeceğim bir yerden geldi. O yüzden gideceğiz mecbur. Normalde İstanbul planımız da mesela ay sonundaydı. Bu bana en çok sorulan ikili. Dudağında ne var? 234 numarasıyla bunun 15 numarası. Tamamız bence. Hemen çantayı hazırlayalım. Sonra kıyafete geçeriz. Ben bunu hep normalde bakım ürünlerimi koyuyordum. O kadar çok bakım ürünü almayacağım için buna makyaj koyuyorum şimdi. Önce fırçalarımızla bir başlayalım. Yedekli yedekli koyuyorum. Şunu yerine de koyacağım. Şunun ekstra black olanını koyuyorum. Kapatıcı. Yine kapatıcı. En iyi pudralardan biri bu da. Ben bu diyorum. Valla bayağı şey alıyor hakikaten çantam. Diş macunumu kesin koyuyorum. Şey de koyalım. Açık krem. Tonik de bu. Ay, havanın karanlıklığına bakın. Şimdi biz çıktık ve gidiyoruz. Ben abur cubun anahtarını bırakacaktım. Üstüme kalın bir kazak giydim. Ona çok soğuk görev. Tamamdır. Şimdi arabaya doğru biniyorum. Ay tamam, o kadar karanlık ya. Nasıl bir anda sizi İstanbul'a götürüyorum? Nasıl oldu bu? Apar topar var ya. Vallahi bahçe kapısına ben bakmadım. Onu sen kapatıyorsun genelde. İnşallah kapalıdır. Şimdi AVM'nin oraya geldik. Ben pantiye uğrayacağım. Kahve içip çıkıyoruz. Bütün eksiklerimi aldım. Gidince gösterdim. Annemle aldık hepsini. Ne? Merhaba. Merhaba. Nasıl bir anda İstanbul'dayız? Hop diye. Ay bayağı da gelmemişiz biz buraya. 2 aydan fazla oldu belki de, değil mi? Gökçe. Yani. Yok en son.
Ay şimdi biz bir yemek yedik. Gelir gelmez yemek yedik çünkü çok açtık. Ben de şimdi bu arada Tülay annemlerdeyiz. Ay çok güzel doydum var ya, inanılmaz güzel doydum. Şimdi aldıklarımı gösteriyorum sizlere. Hansi'den bunu ben sipariş vermiştim zaten. Şöyle polar, içi polarlı ve ten görünümlü bir çorap bu. Şöyle ince çorap görünümlü. Ve normalde bunların dışına böyle normal siyah ince çorap dikiyorlar ve o kaçtığı zaman da aynı kaçık gibi gözüküyor. Bu öyle değil, tight gibi. Çok güzel. Bunun bir etek giyeceğim. Eteğin üzerine crop bir ceket giyeceğim. İçerisine tişört giyeceğim. Yani kombinim bu son dakika aklıma başka hiçbir şey gelmedi. Bir de hava sıcak olur vesaire bir şey olur diye bunu da aldım. Dursun diye. Gelelim kozmetikadan aldıklarıma. Annem burnuma bir güzellik yaptı. Libre'yi ben hiç kullanmamıştım. Sadece annem kullanıyordu. Ondan biliyorum kokusunu. Çok da güzel bir koku bu arada. Kendi parfümlerimin bitmesini bekliyordum bunu denemek için. Annem hediye etti bana. Cem'e unuttum koyup koymadığımı. Bir daha aldım. Ne olur ne olmaz diye. Şöyle kuru şampuan aldım. Benim saçım bakın şu an bile çok yapışık. Size hemen şöyle göstereyim. Ben çok kullanıyorum bunu anında. Ve böyle kahverengi olduğu için içi beyazlık da bırakmıyor. Böyle. Şimdi pijamamın üstünü giyeyim. Bunları yarın kullanacağız. Yarın erken bir saatte kalkmam lazım. Çünkü saçımı yapacağım, makyajımı yapacağım. Ve ben size demiştim ya ayna getireceğim diye. Onu yine unuttum tabii ki. Çünkü ben unutuyorum böyle şeyleri maalesef. Çıkmadan sabah bunları hemen yıkayıp buraya getirdim. İçime böyle bir tişört giymişim. Çok pijama durmasın diye. Böyle günlük ev giyiminde bile bence çok güzel. Trendyol'un pijamalarını ben çok beğenerek giyiyorum. Günaydın. Ay ne kadar karanlıkta kaldınız. Ben çoktan hazırlandım çünkü geç kalma ihtimalim yok. Sadece makyaj yapmadım. Onu da derken yapacağım şimdi. Sizi bir açayım istedim. Şimdi etkinlik alanına geldik. Böyle güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Trendyol'un etkinliği ve böyle yaklaşık 30-40 tane de markanın etkinliği. Aynı zamanda CEO'nun da bir konuşması olacak. Benim. Esat'la böyle siyah giyindik böyle. Şöyle etek giydim ben. Neyse inşallah Esat benim bugün fotoğrafımı çeker burada. Böyle umarım güzel geçer yani. Keyifli de bir yer böyle. Havuza düşsen ya şu anda. Yok o kadar. Eski kuru çeşme arenanın olduğu yer. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Esat Soytürk. Çok farklı dolayısıyla burası bir harikalar diyarı ve aslında bu formatları nasıl kullanacağımız tamamen hayal gücümüze bağlı. Sizin kendi kreatif gücünüze bağlı. Üzerinde sonuçlar olduğunu zaten biliyoruz. Türkiye'de onlardan biri. Onun için de eğer bilmiyorsanız ekranda göstermek istedim. Ben yeni dünya mıyım bu? Sen yeni minnacık bir dünyasın. Ama yeni de mutlu olduk yani. Evet, tanışıklarımız da ama biz sayesinde bir... Biz old kalsın abi. Biraz öyle olur. Markam vardı çok iyi hatırlıyorum ben o dönemde ama sonra damatım girdi, sonra sen ve aslında sorularım aynı ama sonra bireysel sorularım da olacak size. Yeter. Gamze'den başlayayım, Asena'dan başlayayım. Heyecanla ederim. Gamze Tavlusu'na söz vermiştim. Onun için seni sonra atıyorum. Asena'yla başlayalım. Aslında Trendyol birçok işbirliği alanı var. Biliyorsunuz bunlardan biri fix işbirlikleri, Reels'lar, koleksiyon videoları. Ya ben açıkçası son dönemlerde en fazla sen kullanıyor musun YouTube'u? YouTube hakkında hiçbir bilgi. Abonem var. Devam etmek istiyorsun. Videoya.
sadece 4 tane videom var diyebilirim. Ya 4 neden böyle oldu peki? Çünkü YouTube bence bunu Kaan'dan da dinleyeceğiz. Bunu, evet. YouTube biraz istikrar istiyor. Herkese iletişim kurabiliyor muyum izleyenlerle? Çıktık. Her şeyimizi aldık ve artık bitti. Bence çok güzel geçti bu arada. Ben çok beğendim. Çok bilgilendiriciydi. Çok güzel insanlarla tanıştım. Benim için çok çok güzel bir etkinlik oldu. İyi ki gelmişim bu arada. Biraz üşenmiştim gelmeye ama. Günaydın yeni bir günden. Hepinize merhabalar. Biz dün akşam geç bir saatte geldik. Yemek falan yedik. İnanılmaz bir trafik vardı İstanbul'da. Şu yüzümdeki şişliği görebiliyor musunuz bilmiyorum gerçi ama. Şimdi çok aç ve gerginim. O yüzden çok fazla konuşmayacağım. Kan tahlili veriyoruz annemle. Sonrasında bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra kendime geleceğimi umuyorum. Halledeceğiz. Annem olmaya geldi şimdi benim. Bir şey söyleyeyim mi? Şaka gibi yine kan veremedik. Dahiliye ama dahiliye doktoru ayrılmış hastaneden, şansa bakın. Ve genel cerrahi de saat 4'e kadar işlemdeymiş. Biz de yine aynı, bakın bu anı dejavu falan değil yani, ikinci kez gerçekten yaşıyorum. Yine hepimiz'e gidiyoruz, bir şeyler yiyeceğiz ve yani ikimiz de o kadar gerginiz ki yani aşırı böyle şey... Sinir fışkırıyor içimden. Dejavu değil, gerçekten yaşıyoruz. Şimdi yemeklerimiz geldi. Biz önden biraz patates yemiştik. Annem pizza yiyor. Yine annemle kan veremeyip yemeğe geldiğimiz bir gün. Büyük bu. Bunu ortadan bir kere daha. Anne yemem. Bunu yiyeyim. Bunu yiyeyim. Benim oturum. Ama sen ne yiyeceksin? Bir tane. Senin sevdiğin şeyler var içinde. Eve gelmiş bulunmaktayım. Şimdi sizlere... Bir dakika şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Cookie sen de mi geldin kızım? Dün etkinlikten aldıklarımızı da göstereceğim. Kolajen aldık. Trendyol Influencer Brand Day'de bizimle birlikte olduğun için teşekkür ederiz. Her anının bir kokusu vardır. Bugün birlikteliğimizin hatırlatıcısı olarak İstanbul Boğazı ile eşleşen bu özel kokunun hatıraların arasında kalmasını istedik. İyi ki varsın Trendyol. Bunları saklarız. Şunu versen. Olur. Bulamadın mı? Aa buradayım kız. Daha geçen. Bu sanırım çubuk. Aynen bu çubuklu oda kokusu. Diğeri de büyük ihtimalle aynı. O da Esat'ın. Aa bu kadar uygun fiyata nasıl böyle bir kumaş geldi ama. Esat şu kumaşın güzelliğine bak. Bilerek small aldım ama galiba X small'da olurmuş. Ama şu an indirim bittiyse small giyerim. Sorun yok. Böyle akşamları falan üşüdüğümde üstüme giyerim diye düşündüm. Daha önceden deneyimlediğim ürünlerin birçoğunu ayırırım. Sizlerle paylaşırım. Mesela yine bir tane daha böyle bakım kremi. Biri size gider mesela. Bunun içi aynı mesela. Bunu direkt paylaşabiliriz. Birini ayırabiliriz. Ama dediğim gibi bir gün belirleyeceğim. Çünkü çok peş peşe oluyor. Daha yeni yakın zamanda hediyeleşme yaptık. Yine burada da aynı parfüm hediyesi gelmiş. Yine aldın orada bir şeyler. Aa bu şey bakaratın kokusuna benziyor. Yok teşekkür ediyorum. Böyle bu hediye sanırım çünkü böyle bir şey almamıştım. Yine hediyelerin arasına koyarım. Ama güzel kokuyor ama böyle biraz yoğun. Böyle çok yoğun sevenlerin sevebileceği bir koku. Ya çok of, böyle bayağı buraya geldi. Böyle buram buram kokuyor. Nasıl kokuyor sence? Yani tam olarak tarif ettiğim değil mi? Kötü böyle buram kötü ama bir koku değil ama böyle hani bazı insanların teninde parfüm kalmaz da böyle hemen uçar.
tam o tenlerin kullanacağı bir parfüm. Tamam, bunu da sizin hediyeleriniz arasına koyacağım. Bir kere sıktım sadece ama kokusuna bakmak zorundaydım. Şöyle kutusu da çok güzel böyle. Ve sizlerle yeni almış olduğum bu şurupları deneyeceğiz. White mocha yapacağım. Esas sana da white mocha değil mi? Aynen. Ne istersen başka bir şey deneyelim bence. O zaman ben hazelnut deneyeyim, sen white mocha. Yok, ben de onu deneyelim, hiç fark etmez. İki farklı deneyeceğim. Toffee nut deneyelim, pardon. Toffee nut daha güzel. Şimdi bir servis önerisi var mı? Bence şu ölçek kullanarak yapayım. Şuraya bir süt şeyi koyalım. Şunlara yapacağım. Her şey 60-60-30. Daha az koyacağım. Çünkü bu 1/8 oranında diyor. Bunu buna göre yapmam lazım. Çünkü her şurup aynı değildir diye tahmin ediyorum. Ben açtım. Bu Toffee Nut. Bu beyaz çikolata. Sırada bunu da hazırlıyorum. Buna da Toffee Nut koyuyorum. Yıkadım. Ne? Beyaz çikolata. Kötü mü? Şuruplar gelmemiş bence. Karıştıralım mı ya da şurubu mu al? Yok, karıştırmak hiç şurup yok yani. Karışmamış. Yenisini daha sıkıyor. Bu Toffee Nut Latte oldu. Şimdi Esat bunu bir denesin. Bekle. Telefon, bir sürü telefon düşüyor. İki tane atasım geldi. La bence çok güzel olacak. Hep bu şekilde yapıyorum. Defne yaprağı kesin olacak. Limonlar içinde kesin olacak. Böyle aslında kaya tuzu koyabilirsiniz böyle üzerine ama ben bir öncekine koymuştum, şimdi bunu tuzladım. Balıkları ayrıca tuzlamadığım için normal tuzla içeceğim. Zaten yine kaya tuzunu ölçüyorum. Ve bütün olarak da koyabilirsiniz bu arada. Bunu böyle 200 derece fırında tam 30 dakika pişireceğiz. Böyle Esat bahçe rokası gibi roka almış. Çok güzel. Tam böyle balık salatasına yakışacak. Bunu yıkıyorum. Şunu koyarız. Bir de yeşil soğan koyalım. Çüş. Tek tek yerine sirke koy. Bu
Cookie geldi masaya, sen niye gelmiyorsun? Geldim. Bak bak. Çok güzel görünüyor. Düzeltsene abi. Anne başka. Niye açmıyorsun?